Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve billahi tevfik vel isti'ane. Elhamdülillahi'llezî ve kefâ ve salâtu ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin Mustafa ve alâ âlihi ve ashâbihi ehli's-sıdkı ve's-safâ. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, türlü türlü nimetler veren Allah'a hamd ederek. Fahri kainat aleykümelü tahiyyat efendimize salat ve selam getirerek, siz kıymetli gönül dostlarına canı gönülden bir merhaba diyerek programımıza başlamış olalım. Efendim, Mevla Celle Celaluhu nasip ederse inşallah bu programda Şafii mezhebinde zekat vermek için gerekli olan nisap miktarı nedir? Nisap miktarının derecesi ne kadardır? Hangi malın nisap miktarı hangi derecedir? Bunları izah etmeye çalışacağız. Nisap, İslam dininin bir şey için koymuş olduğu belli bir ölçü ve miktar demektir. Tekrarlıyorum, İslam dininin bir şey için koymuş olduğu belli bir ölçü ve miktar demektir. Zekat verecek kimse temel ihtiyaçlarından başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip bulunmalıdır. Bu miktar malı bulunmayana zekat vermek farz olmaz. Kendi asli ihtiyacı haricinde zekat verebilmesi için o zekat malının, zekata tabi olan malın nisap miktarına ulaşmış olması lazım. Peki nisap miktarı zekata tabi olan mallarda nelerdir? Altının nisabı 20 miskaldir. Yani takriben 96 gramdır. Şafii mezhebinde altının nisap miktarı 20 miskal diye geçer. Bu da takriben 96 gramdır. Gümüşün nisabı ise 200 dirhem olarak tabir edilir. Bu da takriben 672 gramdır. Gümüşün zekata tabi olabilmesi için nisap miktarı 200 dirhem. Yani 672 gramdır. Sığır ve mandanın nisabı ise 30 sığır veya mandadır. 30 sığır veya 30 mandası olan kişi artık onların zekatını verecektir. Biz şu anda nisap miktarını ele almaya çalışıyoruz. Hangi malın nisap miktarı ne kadardır? Bunları kısaca inşallah izah etmeye çalışıyoruz. Daha sonra nisap miktarına erişen malın zekatı ne kadardır? Bunları ifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Devenin nisabı ise 5 devedir. Yani bir kişi 5 deveye sahip olmuşsa artık o zekat verecektir. Ama ne kadar verecek onları inşallah izah edeceğiz. Tarım ürünlerinde ise 5 vesktir. Vesk de yaklaşık 653 kilogramdır. Yani tarım mahsulünden 653 kilogram elde ettiyse bir kişi onun zekatını verecektir. Altın, gümüş ve paranın zekatı nasıldır? Onu izah etmeye çalışalım. Altın ile gümüş ister külçe halinde olsun, ister basılmış olsun fark etmez. Zekata tabidir. Ancak külçe halinde bulunan altın ve gümüş halis olarak nisap miktarı kadar olması şarttır. Halis yani tam altın veya tam gümüş olarak zekatın verebilmesi için nisap miktarı kadar olması şarttır. Altın ve gümüş yerini tutan banknot paraların hükmü de aynı altın ve gümüş gibidir. Şu halde günümüzde altın ve gümüşün yerine kullanılan madeni ve kağıt paralar, emniyetli çek ve senetler yani kesin karşılığı olan çek ve senetler altın ve gümüş hükmünde olup zekatının ödenmesi gereken mallardandır. Nisap miktarını bulduğu takdirde altın ve gümüş zekata tabidir, banknotlar zekata tabidir, emniyetli olan çek ve senetler zekata tabidir. Altının nisabı demin de ifade etmiştik 20 miskaldır. Bu da 96 gramdır Şafii mezhebinde. Bu miktardan az olan altına zekat lazım gelmez. Gümüşün nisabı ise
200 dirhemdir. Bu da 672 gramdır. Takriben 672 gramdır. Nisap miktarına ulaşan altın, gümüş ve paranın üzerinden tam bir kameri yıl geçtikten sonra zekat vermek gerekir ve zekat farz olur. Buna göre nisap miktarını bulan malın 40'ta birini zekat olarak vermek gerekiyor. Bir kişinin 96 gram yani 20 miskal altını varsa veya 672 gram gümüş varsa veya bunları alabilecek kadar elinde banknot yani parası varsa, diyelim ki adamın parası var ve bu para da 96 gram altın alabilecek kadar bir malı var, bir parası var. Bunların üzerinden bir sene geçtikten sonra bu malların zekatı farzdır. Ne kadar? 40'ta biri zekat olarak verilir. Altın, gümüş, banknotlar, ehemmiyetli olan çek ve senetlerin zekatı, nisap miktarına erişmişler ise bunların zekatı malın 40'ta biridir. Malın 40'ta birini yani 10'da birinin 4'te biri, 40'ta birini zekat vermesi farzdır. Bu tabi erkeğin böyle bir altını veya gümüşü varsa, takı olarak değil mal olarak elinde bulunduruyorsa veya kar amaçlı yanında bulunduruyorsa böylelikle zekata tabidir. Kadının ise israfa kaçmama şartıyla her çeşit altın ve gümüşten olan süs eşyası takması caiz olup zekata tabi değildir. Kıymetli dostlar, Şafii mezhebinde kadınların takı olarak kullandığı velev ki nisap miktarını aşsın yine de kullanmış oldukları süs eşyası olarak kullanmış oldukları takılarından altın ve gümüşün zekatı yoktur. Kadının 200 miskal yani 820 gram aşmayan miktardaki takıları aşırı miktarda sayılmadığı için zekattan muaftır, zekata tabi değildir. Altın ve gümüşün nisapları ayrı ayrı hesaplanıp zekatları ödenir. Altının nisabı gümüşle, gümüşün nisabı da altınla tamamlanmaz. Altın ayrı hesaplanır, gümüş ayrı hesaplanır. Çünkü kıymetleri bir değil. Örneğin altından 96 gram olduğu zaman zekata tabi olur. Nisap miktarına erişmiş olur. Gümüşte ise 672 grama eriştiği zaman nisap miktarına ulaşmış olur. Kıymetleri yani değerleri bir olmadığı için altın ve gümüş nisapları ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Zekatları o şekilde ödenmelidir. Altının nisabı gümüşle, gümüşün nisabı da altınla tamamlanmaz. Misal söylüyorum, bir kimsenin elinde 400 gram gümüş var. 400 gram gümüşe zekat düşmez. 672 gram olması lazım. Ama 400 gram gümüşü var. Fakat 50 gram da diyelim ki altını var. Bunları parayla hesapladığı zaman veyahut da değerlerini hesapladığı zaman, ayrı ayrı hesapladığı zaman nisap miktarına ulaşıyorsa yine zekatını verecek. Ama altınla gümüşü birbirine katıp ikisinin miktarını beraberce hesaplaması, nisaplarını iç içe hesaplaması uygun değil, caiz değil. Ayrı ayrı değerlenecek ve ayrı ayrı hesaplandığı takdirde nisap miktarlarına ulaşıyorlarsa, yani ikisinin kıymeti nisap miktarına ulaşıyorsa o zaman zekata tabidir. Ama altın ve gümüş nisapları iç içe hesaplanmaz. Altının nisabı gümüşle, gümüşün nisabı da altınla tamamlanamaz. Ayrı ayrı hesaplanmaları lazım. Altın, gümüş ve paranın nisabı budur. Verilmesi gereken zekat da tabi nisaba ulaştı, üzerinden bir sene geçti. O malın 40'ta biri, 10'da birinin 4'te biridir. O da 40'ta bir yapar. Örnek verelim, mesela 1000 liradan 25 TL zekat farz olmuş oluyor. Yani 40'ta biri verilmesi gerekiyor. Hayvanların zekatı nasıldır? Kısaca onu da izah etmeye çalışalım. Evcil hayvanlardan koyun, keçi, sığır, manda ve deve olmak üzere 5 tür hayvanlar zekata tabidir. Bunların dışındaki hayvanlar zekata tabi değildir. Buna göre at, katır, merkep, ceylan ve benzeri hayvanlar ticaret maksadı ile bulundurulmadıkları takdirde
bunları zekata tabi olmazlar. Tekrarlıyorum, zekata tabi olan sadece 5 tür hayvan var. O da koyun, keçi, sığır, manda ve develerdir. Bunlar zekata tabidir. Ticaret maksadıyla kullanılmadığı sürece at, kadır, merkep, ceylan ve benzeri hayvanlar zekata tabi olmazlar. Zekat için gerekli şartlar nelerdir? Yani evcil hayvanların zekatının gerekli olmasının şartları nelerdir? Hayvanlarda zekat vermenin farz olması için gerekli şartlar şunlardır. 1. Evcil olmak. Yani yabani hayvanlara zekat gerekmez. Manda, sığır ama yabanidir. Bunlara zekat gerekmez. Zekata tabi olabilmeleri için birinci şart evcil olmalarıdır. 2. şart nisaba ulaşmış olmaları. Nisaba ulaşmayan hayvandan zekat verilmez, zekat gerekmez. Hayvanların nisabı nedir? Onları inşallah bu programda olmasa da bir başka programda inşallah izah etmeye çalışacağız. Koyunun nisabı, keçinin nisabı nedir? Devenin nisabı nedir? Mandanın, sığırın nisabı nedir? Bunların hangi sayıya eriştikleri takdirde o hayvanların zekatı verilmelidir? Bunları açıklayacağız. Ama evcil hayvanların zekata tabi olmasının şartlarından birincisi evcil olması, ikincisi ise nisaba ulaşmış olması, üçüncüsü ise yıllanmak. Yani üzerinden bir kameri yılın geçmiş olması, zekatın farz olması için nisabın, yani nisaba erişen o malın üzerinden bir yıl geçmiş olması. Ancak sene içinde doğan yavrular bu şarttan müstesnadır. Büyüklerine tabidirler. Büyüklerinin yılının bitmesiyle hepsinin zekatının ödenmesi vacip olur. Şöyle söyleyelim, bir kimsenin, inşallah başka programda anlatacağız, yine de kısaca değinelim. 40 tane koyunu varsa bir koyun zekat olarak vermesi farzdır. Ocak ayında adamın 40 koyunu var. Haziran ayında diyelim ki o koyunlar yavrular dünyaya getirdiler. Diyelim 20 de fazlası oldu, oldu 60 veya 120'ye kadar çıktı, çoğaldı diyelim. O yavruların üzerinden bir sene geçme şartı yoktur. Zekata tabi olma konusunda yavrular büyüklerine tabidirler. Büyüklerin üzerinden bir sene geçmişse artık o yavrular da eğer belli bir miktara erişmişse onların da zekatı verilir. Yani yıl içinde doğan yavrular bu senenin geçmesi konusunda müstesnadır. Büyüklerine tabidirler. Büyüklerinin yılının bitmesiyle hepsinin zekatının ödenmesi vacip olur. Ki ticaret malında da bu böyledir. Parada da durum böyledir. Diyelim ki belli bir paramız var. 96 gram altına takabül etmiyor. Daha düşüktür. Nisap miktarından azdır. Ocak ayında elimize geçti. Fakat Mayıs'ta, Nisan'da başka paralar da geldi. Üzerine koyduk. Bir sene sonra Ocak ayında baktık ki nisap miktarını aşmış. O sonradan gelen para ana paraya tabidir. Ana paranın üzerinden bir sene geçtiyse sonradan gelenler ona tabi olduğundan o paranın tamamının zekatı verilmesi lazım. Yoksa diyelim ki 96 gram altın alacak kadardan daha azdı paramız. Bunun üzerinden bir sene geçti, diğerinin üzerinden de bir sene geçsin değil. Ana paranın, ana malın üzerinden bir sene geçtiyse sonradan oraya eklenenler ona tabidir. Hayvanlarda da durum aynıdır. Eğer sene içerisinde doğmuşsa, yavru dünyaya gelmişse büyüklerine tabidir. Büyüklerinin üzerinden bir sene geçtiği takdirde yavruların da zekatı verilir. Üçüncü şartımız yıllanmak, yani üzerinden bir senenin geçmesi. Dördüncü şartımız ise bu hayvanların üreme veya süt almak için elde edilmiş olması. Dolayısıyla sadece binilmek, yük taşıtmak veya herhangi bir işte çalıştırılan hayvanlar da zekata tabi değildir. Yani rızkı elde etme adına kullanılan hayvanlar, yani sütünden veya etinden yararlanma açısından değil, hani işte çalıştırmak, yük taşıttırmak veya herhangi bir işte çalıştırmak niyetiyle o hayvanı yanında bulundurduysa, bu koyun keçi için değil de belki sığır manda içindir bunlar veya deve içindir. Diyelim ki misaf miktarına da erişmiş ama hepsini çifte sürüyor veya çalıştırıyor. Etinden sütünden yararlanmak için değil, işte kullanmak için bulunduruyorsa bunlar da zekata tabi değildir. Evcil hayvanların zekata tabi olmasının beşinci şartı ise saime olmak. Yılın
büyük kısmında, yani 6 aydan çok olan kısmında kırlarda ve meralarda süt üreme ve besleme kaydıyla otlayan hayvanlara saime denilir. Yılın çoğunu, yani 6 aydan fazlasını merada geçirmiş olması şartı vardır zekata tabi olabilmesi için. Bunlar zekata tabidir. Saimenin zıttı olan alüfe yani senenin çoğunluğunda sahibi tarafından yemlenip beslenen hayvanlar zekata tabi değildir. Zekata tabi olabilmesi için o hayvanların senenin çoğunu, yani 6 aydan fazlasını meralarda geçirmiş olması lazım. Sütlenme, üreme ve besleme kaydıyla otlayan hayvanlar, yani merada otlayan hayvanlar olması lazım. Eğer saime değil de alüfe, yani senenin çoğunu sahibi tarafından beslenerek yetiştirilen hayvanlar ise bunlar zekata tabi değildir. Kıymetli dostlar, hayvanların, evcil hayvanların zekata tabi olabilmesinin şartları, gerekli şartları nelerdir? Kısaca bunları izah etmeye çalıştık. İnşallah Mevla nasip ederse bir başka programda keçi ve koyunun zekatı miktarı nedir? Kaç koyun oldu mu? Ne kadar zekat verilir? Bunları izah edeceğiz. Develerin nisap miktarına eriştiği takdirde zekat olarak ne verilir? Bunu izah edeceğiz. Mandaların, sığırların belli bir nisaba ulaştıktan sonra, yani zekat verme nisabına ulaştıktan sonra ne kadar zekat verilir veya para mı verilir, yerine başka bir şey mi verilir, bunları izah edeceğiz. Bize ayrılan süre maalesef bu kadar. İnşallah başka programda bunların hepsini detaylı olarak ele almaya çalışacağız. Bir dahaki programa kadar görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşça kalın.